Sevgili seyirciler, şimdi hep birlikte Hatay'a gidiyor ve Dört Yol'u tanımak üzere Dört Yol Belediye Başkanı'na konuk oluyoruz. Bu hafta kurtuluş mücadelesinde ilk kurşunun atıldığı Hatay'ın Dört Yolu ilçesindeyiz. Dört Yolu bize Belediye Başkanı Yaşar Toksoy anlatıyor. Evet, Dört Yol milli ruhun şahlandığı bir şehir, bir Türkmen şehri. 1909'da kurulan bu ilçemiz birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Milli mücadelede ilk kurşunun sıkıldığı bir ilçe. Hatay'ın büyük şehir olması hasebiyle daha öncesinden 2009-2014 arası ilçemize bağlı Kuzuculu beldemizde belediye başkanlığı görevini hemşerilerimize hizmet etmek onurunu yaşadık. Dolayısıyla 30 Mart 2014 sürecine dönük olarak da ilçemiz Dört Yol'da büyükşehir yapılanmasıyla birlikte belediye başkanı olduk ve Dört Yol'daki bütün hemşerilerimize, Dört Yol'da yaşayan bütün gönül dostlarına hizmetkarı olma düşüncesi içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. İlk kurşunu Fransızlara ve Ermeni lejyonerlere karşı atan bir Türkmen şehrinin o kahraman insanların evlatları olarak İlk Kurşun Müzesi ve Atatürk Evi adı altında bu güzide mekan, bu tarihi mekan bölge insanının, Dört Yol insanının, Hatay insanının hizmetine sunulmuş oldu. Başkan Yaşar Toksoy, Dört Yol için durmadan, dinlenmeden hizmet üretiyor. İnanıyoruz ki bu çalışmalar Dört Yol'a çok şeyler kazandıracak. Hizmetlerimiz, tabii ki bu noktada birçok projelerimiz var. 30 Mart mahalle idareler ve belediye başkanlığı seçimleri sürecinde hemşerilerimize 30 Mart'a 30 proje sloganıyla çıktık. Bunlar içerisinde Dört Yol'un imarını tekrar yeniliyoruz. Şimdi öğrencilerimizin daha rahat yaşam alanlarına kavuşmasıyla ilgili 500 yataklı bir yurt yapımına başlandı. Önümüzdeki 2015-2016 eğitim ve öğretim yılına yetişecek inşallah. Onun dışında yine sanayi sektörü hızla gelişmekte. Onun dışında konutlaşma, yaşam alanlarının oluşturulması ciddi manada hızla gelişmekte. Turizme dönük, özellikle sahil bandını daha yaşanabilir, daha turizm açısından kullanılabilir yaşam alanlarını oluşturmak adına yine arkadaşlarımızın, ilgili birim müdürlerimizin çalışmaları devam etmekte. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü, İstiklal Marşımızın kabulü, önümüzde işte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İlk Kurşun Kültür Turizm ve Narinciye Festivali adı altında festivallerimiz oluyor. Bu yıl 3.sünü düzenledik. Önümüzdeki festival hazırlıklarımız 4.süyle ilgili söylüyorum. Daha Dört Yol'a yakışır ve narinciye üreticilerine yakışır, devam edecek. İlk kurşunun atıldığı Dört Yol'da Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan her şey bir müze haline getirilmiş. Bu müzeye girdiğinizde adeta tüyleriniz diken diken oluyor. ...19 Aralık 1918'de başlayan, ilk kurşunun atılışıyla başlayan bir süreç. Hep söyledim, ilk kurşun müzesi ve Atatürk evi olarak ifadelendirmekte fayda var. Dolayısıyla cennet mekan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay'ın anavatana katılışı, Hatay meselesini, cennet mekan Hatay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen Bey'le ve milli mücadelede kurşunu atan Kara Mehmet Çavuş'la ve Kuvayi Milliye Hareketi'ni oluşturan, ilk Kuvayi Milliye ruhunu ve ekibini oluşturan Kara Hasan Paşa'yla birlikte ve diğer silah arkadaşlarıyla birlikte burada, bu tarihi binada, bu Türk tarihi açısından çok önem arz eden mihenk taşlarını oluşturan bu mekanda tabii ki ecdadın ayak izleri, Türk tarihi, Türk tarihinin gerçekleri, ilk kurşunun atıldığına dair bir dizayn edilmiş bir müze, İlk Kurşun Müzesi.
Sevgili seyirciler, Avrupa Vizyon'dan bu haftalık bu kadar. Sizlere karların arasından veda ederken tüm günlerinizin güzel geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın. Vizyonunuz her zaman geniş olsun. Goodluck.com.tr Avrupa Vizyonu sundu.